Merhaba arkadaşlar. Evet, karşınızda yine Travego. Arkadaşlar bıktınız bu araçtan biliyorum ama. Ama şu skin'e bir bakarsanız bence kararınız değişebilir. Evet, bugün bir sürprizim daha var sizlere. Skin'i yapan Mikhail Ataseven. Biliyorsunuz bir önceki videoda da bahsetmiştim. Avrupa Türkiye haritası skin'ini yapmıştı. Şu anda kendisi yanımızda burada. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, kendisinde biraz heyecan var. Evet, Türkçeyi pek bilmiyorum dedi. Fransa'da mı ne durummuş? Biraz kendinden bahsetsin. Evet, seni bir dinleyelim. Yani abi, ne bileyim, Fransa'da yaşadığım için küçüklükten beri Türkiye'ye geldim. Biraz değişik oldu. Evet. Yapacak bir şey yok abi ya. Yani hayat böyle. Hı. Allah istemiş. Yapacak bir şey yok. Türkiye'ye geldik. Hayırlısı bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, Edirne'deyiz. Edirne'den çıkacağız. Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'ye giderken de yavaş yavaş gideceğiz. Sohbet edeceğiz. Bir şeyler konuşmaya çalışacağız artık. Saatime de baktım ve şehidimizin adı neydi bu arada? Ömer diye Ömer Halis Demir. Evet, Ömer. Galiba. Ömer Halis Demir. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun arkadaşlar. Vatanımızı bölemeyecekler. Hiçbir şekilde vatanımızı böldürmeyeceğiz. Evet. Gidelim. Bugün böyle bir şey yapmayı planladık. Ve araca da siyah renk. Gerçekten çok yakıştı ya. Evet, şöyle bir yolculuğumuz başlasın o zaman. Evet, bak şimdi bu camdaki sorunu anladım. Neymiş biliyor musun? Camı bir siyah, Neymiş abi? camı sen siyah boyadın ya. Evet. Camı siyah boyadığın zaman camdaki yansıma kalkmış, şey kalkmış daha doğrusu, saydamlık kalkmış, yansıma olayı girmiş olayın içine. Ondan dolayı yani o sıkıntı değil. Camda siyah film varmış gibi şu anda. Tamam, önemli değil. Ben biraz yani oynadım o skinle. O hatayı görünce biraz moralim bozuldu, dedim neden böyle oldu falan. Anladım. Dedik artık yapacak bir şey yok, yani düzeltmeye çalıştım, olmadı abi ya. Tamam, sıkıntı değil. İlerlerde daha iyi yerlere gelmeni umuyorum inşallah. İnşallah. Evet, şöyle bir geçelim. Evet, skin hayatına nasıl başladın? Biraz bundan bahseder misin? Abi, skin hayatına ben bir ETS'ye bayılıyordum. Sonra almayı düşündüm, aldım falan filan derken baktım ki insanlar skin yapmaya başlamış, yani skinler yapıyorlar. Ben de dedim bir video bakayım skin nasıl yapılır falan diye. Baktım Evet. ilk başta biraz zor buldum, yani çok zor düşündüm onu, yapamam falan dedim. Evet. Ondan sonra trafik otobüsünü görünce dedim ben bunu yapmam lazım. Yaparsam da belki bir yerlere ulaşırım. Evet. Yapmaya başladım. Ve bilmiyorum bu yaptığım şu an kullandığım otobüs skini abi. Dördüncü yaptığım skin abi. Evet. Yani dördüncüsü. Evet. İlk başta her şey zor gelir zaten. Ondan yana bir şeyimiz olmasın. Bu arada aracı darma duman ettim. Ay, vurdum ya. Evet, dediğim gibi gerçekten ilk başta her şeyi yapması zor gelir. Ben de ilk başta haritaya başladığımda bayağı şeyler zordu. Şimdi bana çok kolay geliyor. Şimdi de yapasım gelmiyor. Bak, doğruyu konuşmak var gerekirse şimdi de yapasım gelmiyor. Yani. Ne bileyim. Aslen nerelisin sen? Abi ben Samsunluyum. Samsun'da yaşıyorum şu an. Hı. Yani Samsunluyum. Anladım. Samsun'a geldiğim zaman seninle görüşmek isterim. Tamam abi, ben seni gezdiririm. Sıkıntı Tamam, yok. sıkıntı Her yok. tarafı tanıdık zaten burada. Hı. İnşallah gelirsin. İnşallah bakarım. Çünkü şeyde de orada da benim teyzem var. O yüzden sıkıntı olmaz. Hı. Sen nerede oturuyorsun abi? Ben Giresun merkez şu anda.
Yakınım yani oraya ya. Şurada ne kadar? 180 kilometre bir mesafe var. Evet, Edirne'den çıktık. Çanakkale, Tekirdağ yoluna döndük arkadaşlar. Gidiyoruz yavaş yavaş. Ve ya aracın içini hep biliyorsun zaten. Biraz şu dışına bakalım. Biraz şu spine bakın. Yani gerçekten ama gerçekten. İyi yerlere geleceğini umuyorum ya. Bence güzel olmuş. Bakın hele şu önden çok tatlı duruyor araç. Zaten siyah renkte olmazsa olmaz Trabego'ya. Çok yakışıyor ya vallahi. Abi zaten siyah renk bence yani bence gerçekten siyah renk her arabaya yakışıyor. Evet Her evet arabaya. evet. Evet kesinlikle öyle. Mesela Mercedes Sprinter'ler var. Sprinter'a siyah renkli bir basıyorsunuz arkadaşlar. Araba yani nasıl diyeyim? Arabada hiç başka bir şey olmasın. O araba sadece senin olsun, siyah renk olsun, yetiyor gidiyor. Çok tatlı duruyor Aynen. ya. Mesela bizim abi bizim bir tane arabamız vardı Audi. Siyah almıştık. İlk başta biraz kötü gelmişti. Geze geze baktım güzel gelmeye başladı. Dedim bu nasıl bir renk? Gerçekten metalik renkti. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Ondan sonra beğenmeye başladım. Oradan zaten başladı siyah hastalığım. Yani 8 yaşında falan başladı siyah hastalığım. Evet. Yani benim hiç sevdiğim renk yoktu. Siyah oldu sonradan. Anladım. Audi'ye de zaten siyahla beyaz yakışıyor. Başka renk gitmiyor Audi'ye. Aynen. Beyaz Gri gidiyor. diyebiliriz. Belki bizde şu an bir tane daha Audi var. O da gri. Ve tam da gri demeyeyim yani mavi ve gri karışımı. O da Evet. güzel bir renk. O tatlı durur Gerçekten. işte. Evet. Yani dediğim gibi gerçekten yakışan arabaya yakışıyor, yakışmayan arabaya da ne kadar uğraşırsan uğraş yakıştıramazsın. Aynen abi. Evet. Ama tabii bu Travego'muz deli bir şekilde, deli bir night bekliyor. Evet. Abi şu Trevigan'ın iç tasarımı nasıl diyeyim şu yerler tatlar çok güzel olmamış. Yani bence tatlar Evet. çok güzel olmamış. Kaplaması, o taban kaplaması kötü duruyor açıkçası, evet. Ben de onu unutmuşum söylemeye. Evet. Aracın torpidosu güzel ama yani bazı eksiklikleri de var tabii bu aracın. Olmayacak diye de bir şey yok. Her modun eksikliği var arkadaşlar yani. Aynen. Evet. Mesela o Crafter videosunda gerçekten kim yaptıysa kötü yaptı demeyeyim de yani emeğe sağlık tabii ki de gerçekten iç kısım yani direksiyonu değiştirseydi bari gerçekten direksiyonu değiştirseydi gerçekten. Evet, açıklamasını da yazmış zaten. Crafter interior'u gelecek diye yazmış. Bilmiyoruz. Bakalım. Gelirse yeni bir videoda gelebilir. Model tasarımı o aracın Hüseyin Ülken. Jantlar Diablo arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Aktaran İlhan Acar. ET8'ye aktaran İlhan Acar. Evet. Volkswagen Crafter, yani bir önceki videodan bahsediyorum. Evet, şu anda Çanakkale'ye doğru geliyoruz. Arkadaşlar, Mikail'le birkaç gün sonra online video gelecek. Bunu da buradan söyleyelim. Büyük ihtimal ET8 gelir zaten. ET8'de bir gezinti yapacağız onunla beraber. Bakalım. Hangi araçlardan hangisini seviyorsun oyunda? Oyunda gerçekten benim hasta olduğum en çok Scania, Mercedes ve MAN. En çok hoşuna giden de Skyna demek. Aynen. Oluyor yani. İlk başta onu söylediğine göre. Aynen. Evet. Ama Scania'da bilmiyorum. Öbür araçları kullanıyorum. Öbür araçlardaki ses yani içindeki ses içe girince ses daha çok geliyor. Scania'da ses daha az geliyor. Yani bilmiyorum Evet. neden öyle. Şimdi Skyna konforu diyelim. Evet, Skyna'nın konforunu diyelim yani. Diyecek başka bir şey bulamıyoruz. Arkadaşlar, bu skin'i isterseniz
Mikail Ataseven tarafından sizlere de paylaşılır. Şu cam sorununu sıkıntı etmezsiniz inşallah. Çünkü gerçekten yapamadım diyorsa yapamamıştık. Yani denedim. Yani dünden beri uğraşıyorum. Yani birkaç şeye, yani birkaç hata vardı. Evet. O yüzden dünden beri uğraştığım için o hatayı düzeltemedim gerçekten ya. Arkadaşlar, videonun birisinde yorum gelmiş bana. Çanakkale'den Gelibolu Yarımadası mıydı bura? Öyle olması lazım herhalde. Arada köprü olmaz, feribot olur diye. Evet arkadaşlar, çok doğru söylüyorsunuz. Bu arada köprünün ne işi var ya? Bu köprüyü yıkacağım ben buradan. Buraya feribotu koyacağım. İlk başta neden feribot koymadım? Çünkü o zaman daha ilk başladığım zamanlar haritayı, yani feribotun nasıl konacağından haberim yok. Harita yapıyorum ama ben hiçbir şeyden haberim yok. Yaptık yaptık. Böyle bir şekilde çıktı yani. Ama şimdi akıllandık. Sıkıntı yok yani. Evet. Evet. 22 miydi o arabacığın plakası? Değil mi benim? Yok, 23. Evet. Çanakkale'nin plakası kaç ya? Bilmiyorum abi, bir hemen bakalım. Sen bana bir yardım et. Bakıyorum. Bakalım. 17 abi. 17 değil mi? Tamam. Çanakkale girişinde kavşaktan dönüşte şey gördüm. 23 plaka gördüm. Ondan sordum. Gezintiye Olabilir, gelmişlerdir evet olabilir. Güzel bir şey arkadaşlar ya. Hani Çanakkale'ye giriyorsunuz 17 plaka. İstanbul'a gidiyorsunuz 34 plaka. İzmir'e 35. Muğla 48. Fethiye 48. Aydın mesela. Aydın bilmiyorum, yalnız onu söylemeyeceğim. belki. Böyle ya. İşte gerçekten güzel. Of 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 of. Yanımda Audi geçiyordu. Az daha biçecektim arabayı. Evet, şöyle bir hop 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 hop. Dur. Git bakalım hadi. Hadi. Evet. Utanmadan bir de arabayı geri vitese veriyorum ya. Mercedes-Benz. Ya arkadaşlar, gerçekten bu aracın içi kaliteli ya. Benim Merson bu, Merson. İyi. Evet, şu anda Çanakkale'ye doğru iniyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ömer Halis Demir. Skinimizle beraber yolculuğumuz bitmek üzere. Şuradan bir de şu şekilde bir döneyim. Evet, sende direksiyon falan var mı? Abi vardı da bozuldu. Ben Logitech G27 alacağım. Evet. Büyük ihtimal bir ay, 1,5 ay falan sonra alacağım. Tamam. Şu anlık yok. Yani vardı 90 derece dönen. Ondan sonra bir şey oldu, bozuldu. Kenarda duruyor şu an. Anladım. Neydi markası? Kontorlant abi. Aha, anladım. Tamam. Evet arkadaşlar, peron ikinci peronuma girdim. Arkadaşlar gerçekten süper durmuyor mu ya? Gerçekten emeğine sağlık diyorum. Yani gerçekten güzel olmuş ya. Mikail Ataseven arkadaşlar, tekrar söylüyorum, Mikail Ataseven şu anda yanımızda, bizimle sohbet içerisinde olan arkadaşımız. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Burada videomuzu noktalayalım. Şöyle, şehitler ölmez, vatan bölünmez ve Ömer Halis. Şu şekilde ben şuraya bir girmek istiyorum açıkçası. Evet. Bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. Evet, bir şey diyor musun? Yok ya, ben bir şey demeyeyim. Bir şey diyeceğim bir şey yok zaten. He, anladım. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.